Koca bir evren hayal edin ve bu evrende bulunan akıllı varlıklar yalnızca insanlar değil. Bu ırkların hepsi birbirleriyle irtibat halinde. Pek ortak yanları bulunmasa da bir ortak paydada buluşuyorlar. O da her 5 senede bir düzenlenen Red Line adlı yarışı takip etmek. Peki nedir bu Red Line? Evrenin en hızlı yarışçısının belirlendiği müsabaka. Kuralsız, sınır tanımayan bir yarış bu. Ayağınızı yerden kesecek bir aracınız olduğu sürece Red Line'a katılmak mümkün. Red Line bu sebeple hayalleri birbirinden farklı kişileri kendine çekiyor. Yarışmacıların kimi ünlü olmak için, kimisi para kazanmak için, kimisi yalnızca eğlenmek için katılıyor. Animemizin konu aldığı son yarışta ise yalnızca 8 araç bulunuyor. Bunun nedeni de yarışın Roboworld adlı bir dünyada düzenlenecek olması. Roboworld sakinleri, Kutsal Topraklar adını verdikleri gezegenlerinde bu yarışın düzenlenmesini istemiyor. Ve müsabakaya katılacak yarışçıları öldürmekle tehdit ediyorlar. Ama bahsettiğim gibi kural tanımayan bir yarış bu. Ve yarışçıların çoğu her şeye rağmen bu yarışmaya katılmayı kabul ediyor. Yarışçıların hayatlarını riske atması, seyirciler için izlemesi son derece keyifli bir hadiseye dönüşüyor. Anime bu kapsamda modern insana atıfta bulunuyor aslında. Bugün televizyonlarda izlenen programların reytinglerine baktığımızda entrika, tehlike ne kadar yüksek olursa izleyici sayısı da onunla doğru orantılı yükseliyor. Animemizde de bu büyük tehlike Red Line'ı izleyecek kitleleri fazlasıyla heyecanlandırıp kendine çekiyor. Yalnızca animedeki seyirciler değil, ekran başındaki bizler de aynı heyecanı paylaşıyoruz. Animenin en başarılı yanlarından biri aksiyonun dozunu hemen hemen hiç kesmemesi. Red Line çok akıllıca bir şekilde bol aksiyonlu sahneleri sayesinde ilginizi ilk dakikadan üzerinde tutmayı başarıyor. Son yıllarda aksiyonu hiç frenlemeyen birçok sinema filmiyle karşılaştık. Örneğin Mad Max Fury Road, John Wick üçlemesi veya 1917. Red Line da bu filmlerle benzer bir mantaliteye sahip. Yani gözlerini ekrandan asla ayırma. Hayatın kendisinden daha heyecanlı bir şey vaat ediyorum sana. Oyun dünyasından da küçük bir örnek vereyim. Doom serisi benzer hisler uyandırmıştı bende. İlk dakikadan elinize verdiği silahlarla konuşmalara bile olanak vermeden sizi hemen aksiyonun içine sokması en sevdiğim yanlarından biridir. Red Line'da testosteron yüklü anları bizimle paylaşmak için hiç zaman kaybetmiyor. Hani anime izlerken ana karakterin geçmişine dönersiniz. Özellikle shonenlerde çok yaşanır bu. Eğer uzun bir anime ise geçmişi içeren bu sekanslar saatler hatta bölümler bile alabilir. Ama genellikle bu uzun bölümler karakter gelişimine pek bir etki de sağlamaz. Hatta çoğu zaman sıkıcı bir hal alarak filler'a dönüşür. Bana kalırsa Red Line dahice bir şekilde seyirciyi sıkmadan bizi karakterlerin geçmişine kısaca götürüyor. Burada çok ufak bir spoiler yapacağım. Dilerseniz bu kısmı atlayabilirsiniz. Animenin en sevdiğim sahnelerinden birinde animenin baş kahramanı JP bir kaza geçirir. Hani derler ya ölmeden önce hayatınız gözlerinizin önünden bir film şeridi gibi geçer. JP de yaşadığı bir kaza sırasında aracından fırlayıp havada süzülürken hayatındaki en önemli anlardan birkaç saniyelik bölümler görürüz. Karakterin mazisini anlatmak için muhteşem bir yol bence bu. Animenin selam çaktığı yapımlar da var tabi. Örneğin Red Line'daki Funky Boy karakterinin görünüşü, ortaya çıkışı ve başına gelenler kuşku götürmez bir şekilde Akira'dan esinlenilmiş. Bir başka ilginç detay da Roboworld ve sakinleri. Giydikleri üniformalar, bayrakları ve yabancılara karşı takındıkları tavırlara baktığımız zaman Roboworld tamamen Nazi Almanyası'nı andırıyor. Red Line'ın asıl amacı sizi eğlendirmek. Bundan fazlasını animeden beklerseniz biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Yani içerisinde sizi düşüncelere daldıracak bir mesaj barındırmıyor. Hatta anime sonlandığında aklınızda kalacak tek şey asla pes etme ve aşkın gücüne inan gibi bayağı ve modası geçmiş klişeler. Belki de Red Line'ı izlemeye değer kılan en önemli nokta animenin çizimleri. Animenin yapımı için tam 7 sene harcanmış ve hiç CGI kullanılmamış. Animede 100 binden fazla kare bulunuyor ve hepsi elle çizilmiş. Takeshi Koike zaten deneyimli bir yönetmen.
Animatrix ve Afro Samurai gibi yapımlarla imzası bulunuyor. Animenin soundtrackleri aksiyonu tetikleyen tekno müzik ağırlıklı olsa da R&B ve caz gibi türlerden de esintiler bulmak mümkün. Seslendirmenler de kusursuza yakın bir performans çıkarmış. İlginç bir detay, JP seslendiren Takuya Kimura, Howl'un Yürüyen Şatosu'nda Howl'u seslendirmiş. Eğer Redline'ı beğenirseniz şu animelere de göz atmayı unutmayın. Bazıları şanslı olarak dünyaya gelir. Geriye kalanlar bu şansı elde etmek için mücadele etmek zorundadır. Son çizgiye kadar mücadele edin, yıkılmayın ve pes etmeyin. Belki evrenin en hızlısı olamazsınız ama şoför koltuğunda oturan ve kendi geleceğini yönlendiren bir yıldız olabilirsiniz.